Bornoz da gördüm ya evinde, odasında. Nasıl bornoz yani? Ne, bornoz derken? Tuğçe Hanım, şimdi siz bornozun şekline, modeline mi takıldınız? Bu mudur konu yani? Bornoz diyorum, bornoz. Hani böyle duştan sonra giyilen, suyu emen, çeken, içinde bir şey olmayan. Ay, hani sen, ne diyorsun? Sen çok terlemişmiş de, bir duş alayım demiş de, ne varmış bundaymış da. Hat size bak sen. Sen daha yeni geldin, dün biri bugün iki, ne demek duş almak? Tuğçe Hanım, bu kadın başka. Bu fena. Yani öyle Fulya gibi değil. Fulya'nın derdi belliydi. Onu böyle kolay paket ettik, yolladık. Ama bu aynı zamanda ajan. Adı ajan majan değil, sen de abartma. Görürsünüz siz. Siz görürsünüz, ajan bu. Ajan, şuraya yazdım, ajan bu kız. Tabii. Bu tam donanımlı, bu tam nitelikli bir düşman. Evet. O yüzden bu biraz zor olacak. Yorulacağız ama vazgeçmek yok. Pes etmek asla. Sonu ne olursa olsun mu? Olsun. 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 Olsun, yes be. Yes. Tamam, hadi gidelim. Tuğçe Hanım. Ha? Tuğçe Hanım ya. Ne? Bunlar acaba şey yapmış mıdır? Ne? Ney? Şey. Yani Bora'yla Meltem... Ah! Olsun. Yapmayın öyle, elinizi kolunuzu ileri geri. Yapmayın, yapmayın öyle Tuğçe Hanım. Ya kötüyü çağırmayın. Çağırmayın kötüyü. Öğrenmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Nasıl öğreneceğiz? Anlarız şimdi. Hadi anlayalım. İyi hadi, hadi. Hadi girelim, hadi. Meltem. Canım sen gel, istersen böyle otur. Hadi kalk. Neden? Klima var arkamda, tam arkanda. Duş aldın ya sen. Hani daha yeni ıslak saçların malum. Çarpmasın. Yani çok teşekkür ederim canım, ben böyle iyiyim. Boracığım. Bora Bey. Bey, biz çocukluk arkadaşıyız. Senin için sakıncası var mı Bora? Dil alışkanlığı olmuş da kusura bakma. Yok yok, ne sakıncası olacak? Bora diye bilirsin. Kopsun, dilin kopsun senin. Hı? Bora Bey, ama siz iş kuralları gereği yani dikkat ediyorsunuz ya böyle şeylere. Bey demek lazım, bey desin. Sen benim işime karışma hadi. Benim işime karışma hadi. Afiyet olsun. Arkadaşlar, size bir şey itiraf edeceğim. Söylüyorum ama bozulmaca yok. Hadi Allah aşkına söyle artık, hadi. Hadi söyle. Bora çocukken bana aşıktı. Nereden çıktı şimdi bu Meltemciğim? Ya ne olacak ki, ikimiz de çocuktuk sonuçta. Hiç unutmuyorum, bir gün plajdayız. İkimiz böyle kumdan kaleler falan yapıyoruz. Bir tane daha çocuk vardı ama adını hatırlayamadım şu anda. O da bana aşıktı. Herkes de sana aşık galiba o bölgedeki. Başka kız yoktu herhalde. Yokluktan ne yapsın erkekler? Erkekler böyle işte. Nefes alsın yeter. Hepsi böyle işte. Neyse, bu çocuk uzaktan bakıyor. Biz böyle Bora'yla kakara kikiri. Sonra çocuk geldi yanımıza. Bir tane tekme attı kumdan kaleye. Sonra ben çok sinirlendim. Çocuğun peşinden gittim. Çocuk da benden 2 yaş falan büyük. Yani çocuk beni bir itti. O üstüne düştüm. Diyor ya kenarı. Ya ama Bora'yı görmeliydiniz. Çocuğun üstüne bir uçtu. Hala gözümün önünde. Gözün çıksın senin. İnşallah gözün çıksın. Ya gerçekten Bora'nın dediği kadar varsın. Mır mır ne diyorsun? Atlar Bora Bey. Üstüne sever. Ne? Çocuğun üstüne atlamışsınız ya. Evet. Evet, afiyet olsun. Meltem Hanım, Amerika'da ne kadar kaldım demiştiniz? Çok uzun yıllar, çok çok. Ne kadar uzun yıllar çok çok? Git gel yaptım tabii ama 6-7 yıl olmuştur. Ya genelde New York'taydım. Yani New York'taki gün batımı bir başkadır, böyle çıldırtıcı. Vallahi Allah'ın güneşi, aynı güneşi burada da batıyor. Biz çıldırmıyoruz. Siz çıldırıyor musunuz? Ben hiç çıldırmıyorum. Ben çok sakin karşılıyorum mesela. Yani abartıyorsunuz yani, saçmalık. Bunlar hep yabancılara özenmek. Özentisiniz siz. Özenti. Bu kadının her dediği bana batıyor. Sana mı bana mı? Sana mı bana mı? Bora, sen de New York'ta okumuştun değil mi? Hı hı. Hı hı. Evet. New York'u bilmem Meltem Hanım ama yani Provence da gerçekten inanılmaz bir yerdir. Yani muhteşem bir gün batımı vardır orada. Fransız Rivierası'nı da tek geçerim gerçekten. Çok kıymetli yerler, inanılmaz yerlerdir. Rüzgar Bey. Efendim? Riviera bu bizim zeytinyağı Riviera mı? Ben onu biliyorum sadece, siz
Rivera ne ya? Gittiniz mi oraya? Ne zaman gittiniz siz oraya? Ben 2 sene önce gittim. Evet. 2 sene önce? 2 sene önce gittim ben. Ne güzel. Kıza hava atacağım diye sallıyor. Sen nereden biliyorsun salladığını? Ya bu... Bunda Rivera tipi yok. Tabii. Bu sızma, süzme, o tiplerden bu. Biz bir lavaboya mı gitsek? Evet, gidelim. Müsaadenizle. Tabii, tabii. Müsaade etsin. Gidin bir hava alın, gelin. Meltem, sen gelir misin? Gelmezse sen ye, daha ye. Hadi gidin siz. Gidin bir rahatlayın, bir nefes alın. Tuvalet şurada, şuraya doğru gidelim. Şuradan şöyle, şöyle gittik biz. Ya size bir şey söyleyeceğim. Buyurun, lütfen. Lütfen, buyurun. Ya tabii kadınca bir his ama... Arkadaşlar benden çok hoşlanmadı galiba. Ha, yok yok, olur mu öyle şey canım? Yok öyle bir şey, merak etme. Ya özellikle Ada, önceden senin asistanınmış. Asistanımdı önceden. Şimdi ne oldu da Tuğçe'nin asistanı? Biz bir kahve mi söylesek? Olur patron. Yemekler de bitmek üzere, ondan sonra hemen kahve içeriz, rahatlarız ha. Hadi bir garsona seslen sana zahmet, 5 tane. Affedersiniz, bakar mısınız lütfen? Ye sen de, ye bitir, yemeğini bitir. Aşk kendi seçer.